İyi günler değerli izleyiciler. Bir edebiyat cephesinden merhaba. Bugün Rıfat Ilgaz'ın sınıfını konuşacağız. Rıfat Ilgaz'ı 21 yıl önce bir 7 Temmuz günü yitirmiştik. 21. ölüm yıl dönümündeyiz. Şairimiz Haziran'da ölmek zor demişti. Nazım Hikmet'i Haziran'da kaybetmiştik. Orhan Kemal'i Haziran'da kaybetmiştik. Sonra Ahmet Arif'i, sonra Kemal Özer'i Haziran'da kaybettik. Ama Temmuz'da ölmek belki de çok daha acı bizim tarihimizde. Çünkü 2 Temmuz 1993 ile Sivas'ta katledilen yazarlarımız, şairlerimiz, çocuklarımızla aklımızda. Ve Rıfat Ilgaz'ı da bu acıya dayanamayarak 5 gün sonra yitirdik. Çok sevdiği dostu, onun için bir kitap hazırlamış olan Asım Bezirci'yi 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta kaybettikten 5 gün sonra Rıfat Ilgaz'ı da aramızdan göçtü, sonsuzluğa yolcu ettik. Bunlar Rıfat Ilgaz, 40 kuşağı şairleri, Türkiye'de emekten yana, emekçi insandan yana yapıtlar ürettiler. Özellikle Arif Damar'ın bir şiirindeki dizelerle söylersek, kendinden önceki şairleri, yazarları, aydınları şöyle diyordu. Onlar aydınlardı, biz aydınlanmış halk çocuklarıyız diyordu. Rıfat Ilgaz'ı da aydınlanmış halk çocuklarından biri olarak Türkiye'de edebiyata giren bir insan olarak görüyoruz. Bugün Rıfat Ilgaz'ı iki değerli konuğumuzla konuşacağız. Sınıfın Efsanesi kitabını yazan Rıfat Ilgaz'ın iki sınıfı var. Onları konuşacağız. Bir sınıf şiir kitabı, bir Hababam sınıfı. Zaten o da demişti ki ben sınıfın yazarıyım Mimli, Hababam sınıfını yazarıyım. Ünlü demişti bir şiirinde. Aydın Ilgaz konuğumuz, Rıfat Ilgaz'ın da oğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Ve bir diğer konuğumuz, bugünlerde Rıfat Ilgaz öykülerini çizgilerle kitaplaştıran karikatürist Devrim Demiral. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aynı zamanda ressamlığım var, öğretmenliğim var. Evet. Şimdi Rıfat Ilgaz 1911'de Cide'de doğuyor. Bir Duyun-u Umumiye memurunun oğlu. Evet. Duyun-u Umumiye deyince hemen Türkiye'nin tarihine giriyoruz. Emperyalizme, evet, sömürge olan Türkiye'nin tarihine giriyoruz. Ve Rıfat Ilgaz'ın yaşamında da bu tarihin getirdiği bağımlılıklara, sorunlara, yoksulluklara karşı bir mücadele var. Hem kendi yaşamında hem yazdıklarıyla bu halkın yaşamına tanıklık yapıp bunun değişmesi için mücadele ediyor. Nasıl anlatırız Rıfat Ilgaz'ı? Babam tam savaşın içine girmişler. Dedemi oraya tayin edince Karadeniz'de Rus gemileri Bartın ve civarını bombaladığı için büyük, daha yoğun nüfuslu yerlerde bulunmak biraz tehlikeliymiş. Dedem babamı daha ormanlık, daha uzak olan Cide'ye göndermiş, büyük annemi göndermiş, doğumunu orada yap diye. Babam orada doğmuş. Fakat babam 7 çocuktan sonuncusu. 4 tane abisini çeşitli nedenlerle İstiklal Savaşı, Kurtuluş Savaşı zamanında yitirmiş. Bir tane olan son abisi de yaralanıp gelmiş. Babam doğduğu zaman tam Kurtuluş Savaşı'nın ortasına doğdumdu der veya başlangıcına. Dedem İnisar, yani aslında Duyun-u Umumiye, sonra İnisarlar İdaresi, yani Fransızlara olan borcumuzu ödeyemediğimiz için Fransızlar İstanbul'da bir Duyun-u Umumiye teşkilatı kuruyor. Osmanlı'nın en çok geliri olan sigara, ateşli çakmak, benzin, işte bunlar gibi şeylerden satışını onlar yapıyor. Ve o satıştan elde ettiği parayı da borçtan düşüyor. Dedem de böyle bir memurmuş, yani borç toplayan. Cide kıyılarında Sovyetlerden gelen tuzu satarmış. Böyle bir ortamın içinde doğuyor. Ve 7 yaşındayken fes taktım, yaşasın padişah dedirttiler bize. Sonra serpüş taktım, yaşasın cumhuriyet dedim. Ve o aşamaları yavaş yavaş yaşıyor. İşte o çağlardan yokluğu, yoksulluğu görüyor. Tüberküloz oluyor yıllar sonra. Sonra 40'lı yıllara doğru diyor ki ben
avare günlerimle yaşadığım günlerin şairliğini yapmaktan vazgeçiyorum. Ne zaman aydın doğdu, hayatın ne kadar zor olduğunu anladım deyip, işte ekmek karnesi, karartma geceleri, İkinci Dünya Savaşı, sonra Marshall Yardımı, Marco Paşa, bunlar hep babamın devamlı savaştığı yıllar. Bugün Marshall Yardımı'nın Türkiye'ye gelmesi üzerine Sabahattin Ali Marco Paşa'da bir yazı yazıyor. Biz düşmanı askerimizle ülkemizden atarız ama doları ve markın başka bir yoldan girdiği takdirde Türkiye'ye atması zor olur diyor. O zaman 150 milyon dolar bize borç geliyor. Şimdi hocam, Rıfat Ilgaz savaşlar içinde doğmuş. Aslında onun şiiri de, o 40 kuşağı şiiri de İkinci Dünya Savaşı içinde oluştu. Ve gelişti. Daha lise yıllarında şiirleri Halk Söz ve Açık Söz, yerel Kastamonu'daki çıkan gazetelerde yayınlanıyordu. Hatta daha 17 yaşında galiba bir bakan Kastamonu'ya geldiğinde onun şiirinden dolayı Rıfat Ilgaz'ı arayıp bulmuştu. Yani daha o zamandan çok yetenekli. Çamlıbel'le birlikte geliyor. Faruk Nafiz Çamlıbel. Evet, beraber geliyorlar. Ve yerel gazetede çıkan şiiri okuyorlar. Ya bu şair kim, tanışmak istiyoruz, çok beğendik diyorlar. Onu yaşlı başlı zannediyorlar. Çünkü sevgilimin mezarının başında diye bir şiir. Hemen okulun yöneticisi, müdürü bulun getirin diyor. Meğerse babam dışarıda top oynuyormuş, üst baş çamur içinde. Yırtık pantolonlarla diyor. Okulun hademesi kaptı kulağımdan diyor. Seni diyor müdür kızdı herhalde zannetmiş müdür de. Getir deyince tuttu beni getirdi odaya soktu diyor. Baktılar ya sen büyük değilmişsin, küçükmüşsün demişler. Peki senin ne zaman sevgilin oldu da mezarının başında duruyorsun demişler. Şiir yazmışsın. Babam demiş ki ben büyük şairlere özendim. O büyük şairler hep sevgililerinin mezarı başında şiirler okurmuş. İlk şiirlerinden böyle başlamış. Sonra İstiklal Savaşı süresinde İstiklal Marşımızın yazılması için duyuru yapılmış, şairler katılsın diye. Babam da şiir yazmış, göndermiş. Ankara'dan, bakanlıktan teşekkür mektubu gelmiş. Şiirinizi çok beğendik, bu başarınızın devamını diye. O zaman diyor, bir de devlet tescilledi beni diyor. İstiklal Marşı şiiri yazdım diye diyor. Bu süreç hep şiir ve öykülerle birlikte sürüyor. Şiir yazdırılmadıkları zamanlar ki babam ne yazık ki birinci Yarenlik adlı şiir kitabı çıktığı zaman olağanüstü bir dikkat yazıları yazılıyor etraftan. Eleştiriler hep olumluydu. Fakat sınıfı çıkardığı zaman o meşhur öykü gibi bir şeydir artık, tekerleme oldu. Kabı kırmızı olduğu için, adı sınıf olduğu için, 141-142'ye girdiği için babam öğretmen olarak çocuklarından sınıfta bahsettiği, çocukların paltosuz ve ayakkabısız olduğu için okula gelemediğinden söz ettiği için vay sen şiir yoluyla propaganda yapıyorsun diye babamı 6 ay dikine duran bir tavudun içine soktular. Şimdi 44 yılında çıktı ikinci şiir kitabı Sınıf. Onu konuşacağız. Zaten siz de bunu, bütün şiirlerini 1920-1991 bir kitapta topladınız. Bütün şiirlerini. Bir de biz burada buraya Rıfat Ilgaz'ın yapıtlarını getirdik. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında bu bir kısmı daha şiirler. Çünkü yıllar önce boyunu geçen, yeni baskılarıyla, ikinci baskılarıyla boyunu geçen kitapları olduğunu biliyoruz biz Rıfat Ilgaz'ın. Şimdi Rıfat Ilgaz şiir yazdı ama hikaye yazdı, romanlar yazdı. Bir de Hababam Sınıfı'nı yazdı. Yani mizah edebiyatımızın da başyapıtlarından birini verdi. Ve Devrim Demiral da onun öykülerinden bir resimli roman yaptı. Daha yeni yayınlanan bu kitabı yayınladı. Canlandırdı yani tekrar. Burada Çalış Osman Çiftlik Senin var. Çalış Osman Çiftlik Senin bizim hayatımıza deyime dönüşmüştür. Yani biz onu artık deyim gibi kullanırız. Bir de Marilyn Monroe öyküsü var. Nasıl oldu bu? Yani Rıfat Ilgaz'la bu birlikte ortak çalışma nasıl doğdu? Şimdi biz zaten
üniversite yıllarımızdan bu yana, hatta gençliğimizde ve hatta şimdi de bütün genç çizerler, mizahçılar için Rıfat Ilgaz bir efsanedir. Büyük bir mizahçıdır. Biz bir aralar bir mizah dergisi de çıkarmıştık. Homur diye. Homur Mizah Dergisi aslında Marco Paşa dergisini örnek alan, hatta ona özenen bir dergi, hatta gazete formatında bir şeydi. Oralarda da biz Rıfat Ilgaz'ın şiirlerini özellikle resimledik. Onları resimleyen de bendim. Rıfat Ilgaz muhteşem öngörüleri olan, Gökdelen. O, evet, Gökdelen şiiriyle aslında güncel o İkiz Kule saldırısını ve belki 30 yıl önceden neredeyse görebilmiş bir yazar, aydın, mizahçı. Bizim için efsane bir isim ve bu kitap aslında büyük bir ustaya saygıyı ifade eder. Ve ilginç bir özelliği de var kitabın. Rıfat Ilgaz'ın metnine, yapıtına, öykülerine en ufak bir harf bile değiştirmeden, uyarlama değil, içinde çarpıtma yok. Çünkü böyle bir büyük ozanları, büyük şairlerin metinlerinde oynamak da çok ahlaki bir durum değil. Dolayısıyla o özgün yapısını koruyarak çizgi öyküleştirdik onları. Ve dolayısıyla çok da keyifli oldu. Zaten değişmesine de gerek kalmadı. Çünkü Rıfat Ilgaz hakikaten o diyalogları zaten bir film gibi eserlerinde bunları canlandırdığını da görüyoruz. Bu aslında büyük yazarlara da özgü bir şey. Zaten o imgesini, vermek istediği her şeyi diyaloglarıyla zaten okuduğunuz zaman görüntüsü sizin beyninizde canlanıyor. O anlamıyla bu yapıt aslında büyük bir ustaya saygıyı ifade ediyor. Onu ama şimdi bu isterim. Kitabı incelediğimizde sizin çok usta bir çizginiz olduğunu, bir resim değeri, bir resim estetiği taşıdığını da görüyoruz. Çok teşekkür ediyorum bunu, o yorumunuz yani, için. Arkadaşlar gösteriyorlar da siz konuşurken. Yani o akademik bir eğitimden kaynaklanan bir ustalığınız var bu çizgilerde. Devamı gelecek mi bunların? Bunların mutlaka devamı gelecek. Çünkü şöyle de bir şey var. Bizim ülkemizde aslında büyük yazarlar, büyük mizahçılar bir ülkenin aynı zamanda onuru, ahlakı ve genç kuşaklara, gençlere de, çünkü bizi biz yapan unsurlar o yazarlarımız ve edebiyatçılarımız ve bunları aslında gençlerle buluşturmak, özellikle çizgi romanın bu anlamda büyülü bir tarafı da var. Çünkü bu toplum çok okumayı seven bir toplum değil. Özellikle gençler bu görsellik ve iletişim çağında belki aslında buradaki amaç genç kuşaklara, yeni nesle de bu büyük ustayla buluşmalarını sağlamayı amaçlamış durumdayım. Şimdi tabii var, Namık Kemal'in gelecek olan şey var, Vatan Yahut Silistresi çizgi öykü haline geliyor. Ama Rıfat Ilgaz öyküleri de kesinlikle devam edecek. Hocam şimdi Rıfat Ilgaz'ın sınıfın efsanesini yazdınız. Yani sınıf, kovuşturma yolu da Hababam sınıfıysa 7'den 70'e herkesin sevgilisi oldu. Yani böylesine bir büyük bir yazar karşımızda. Orada ama bir ironi var. Yani evet. Sen beni sınıf sözünden içeri atarsın. 141'i 142'ye sokarsın. Ben öyle bir mizah yazarım, şair olarak yaptığı sınıfta. Bu uluslararası yarışma yapmadık ama haberler geliyor. Örneğin bundan birkaç yıl evvel Çin basın ajansından bana bir haber geldi. Çin'de yapılan liseler arası
tiyatro yarışmasında Hababam sınıfı Çince'ye çevrilmiş, birinci gelmiş. Nerede? 1,5 milyar nüfuslu bir okulda, ülkede. Onun biraz sarhoşluğuyla dolaşırken arkadan bir haber daha geldi. Tokyo Üniversitesi'nde Hababam sınıfını üniversitede uygulamalı bir tiyatro yapmışlar, resimleri geldi. Ama ilginç tarafı, ben öğrenciyken de Hababam sınıfı da yasaktı. Hatta 1991 yılında Fikri Sağlar Bakanı olarak Ankara'da yapılan bir törende, 80. yaşı töreninde devletin bakanı çıkıp şunu dedi. Birkaç gün evvel Kültür Bakanı olarak arşivlerde yaptığımız temizlemede bir de baktık ki Hababam sınıfı da yasaklılar bölümünde arşivde duruyor. Hocam siz serbestsiniz ama şunu haber vereyim, Hababam sınıfını da azat ettik. Yani Türkiye'de büyük çelişkiler yaşanmıştır. Yani Hababam sınıfını bugün oynayan herkes, yavaş yavaş ben de bu işin içindeydim. Hatta ben yazdım diyenlere babam kendisi bile şahit olmuştu. Şimdi Hababam sınıfı bir de yeni şöhretler de yarattı. Mesela Kemal Sunal'ı yarattı. Evet. Kemal Sunal'ı da analım. Onu da Temmuz ayında kaybettik. Evet. Tarık Akan ilk oradan gelmiştir. Evet. Fakat gerçekten tiyatroda babamın iki dostu vardır, sinemada. Bunlardan bir tanesi Tarık Akan'dır. Karartma Geceleri'ni beraber çevirdiler, yaptılar. Ölümüne yakın Kemal Sunal da gelmiştir. Evet, ben Hababam sınıfının bazı bölümlerinde yaşım icabı o günler kuralla uygun olmayan espriler de yaptım. Ama hocanın bir eserini film yapmak istiyorum diye benimle konuşmuştu. Böylelikle resimlerimiz de var. Bunun yanında çok saygı duyduğumuz birçok sanatçı, tiyatrocu, Zeki Alasyalan, Metin Akpınarlar, Ahmet Yazganlar, Ercan Yazganlar, Ahmet Gülhanlar. Hatta Hababam sınıfında ilk İnek Şaban'ı oynayan, Almanya'da Brecht'i oynamış çok değerli bir bayan sanatçımız Suzan Ustan, Uluğraz'ın tiyatrosunda Hababam sınıfını İnek Şaban diye oynamıştır. Önce babam itiraz etmiş, nasıl becerir mi diye. İzledikten sonra kendisi de anlatırdı. Suzan genç yaşta vefat etti. Suzan her şeyi çok normal erkek gibi yapıyorsun ama tuvalet kapısında hani bir sıra beklerken çıksana lan diye bir yarım var. Orada kadınca kişinin geldiğini belli ediyorsun. Bir onu değiştirsen yiyecek millet demişti. Evet, dediğin gibi Hababam sınıfı aslında bir tiyatroda başta. Bu küçük sahnede babamla yeni gelmiştim ben yurt dışından, öğrenciliği orada bitirdim. Babam bana övünmek için gel şöyle caddenin karşısına geçelim derdi. Atlas sinemasının kapısından kuyruğa bakardık. Ta Hacı Bekir'e kadar uzanırdı. O coşku onu çok mutlu ederdi. Her ne kadar sağlığı o sıralarda çok elverişli değildi. Tüberkülozu azmıştı ama ilk defa bir nevi tanınmış olmak, Hababam sınıfıyla ünlenmiş olmak. Hatta küçük bir anekdot vardır. Cide'ye yerleşmeye karar vermiş 74'lü yıllarda. Acaba beni Cide, ki doğduğu yer, nasıl karşılar, tanırlar mı beni diye böyle bavulunu almış giderken Bartın'dan minibüse binmiş. Tesadüfen minibüs şoförüne, minibüsün mavini bir gece evvel oynayan Hababam sınıfını izlemiş, onu anlatıyor. Şimdi hoşuna gitmiş, en azından bu mavin bile benim kim olduğumu bilmese bile filmi tanıyor diye. Bu arada da lafı sokuşturmuş, sen benim kim olduğumu biliyor musun diye. Bilmiyorum amca demiş, peki Kemal Sunal'ı tanıyor musun? İnek Şaban demiş. Sen onu bildinse yeter bana demiş.
Cide'ye öyle yerleşmiştik görünerek. İnek Şaban'ı tanıyor burası diye. Bunlar hep ironilerle dolu bir şey. Yani aynen Orhan Kemal'in, Sait Faik'in geçenlerde evine gittiğimde bir anım geldi aklıma. Babam ona Büyük Gazete diye bir dergi çıkarıyor. Onda hikaye, öykü yazdırmak için atlamış gitmiş Burgaz Adası'na. Balıkçılarla balık tutarken yakalamış. Demiş bak öykülerinden bir tanesini yaz da herkese 20 lira veriyoruz. Sana 30 lira vereyim. Fatçım demiş bunu burada verme demiş. Şimdi annem seni yemeğe çağıracak. Yemek masasında ver ki benim işe yaradığımı anlasın demiş. Masaya oturdukları zaman babam ilk defa söylüyormuş gibi Saitçim demiş sebebi ziyaretim. Patron dedi ki Rıfat bu Sait Faik'in öykülerini beğenirdim eskiden. Herkese 20 veriyoruz ama buna 30 verelim de bize yazsın. Yazar mısın demiş. Sait Faik'in ilk lafı ana bak başkaları bana ne veriyor deyip övünmüş. Çünkü annesi bir işe yaramıyorsun diye çok kızarmış. Evet. Şimdi bu insanların bu öykülerini dinlediğimiz zaman bugün yüz binlerce, on binlerce sattığını iddia eden, ekonomik durumlarının çok iyi olduğunu iddia eden sanatçılarımızın bir de geçmişte bir Orhan Kemal'in, bir Sait Faik'in, Yaşar abinin hala sağ konuşuruz. Bu isimlere varabilmek için, ünlenebilmek için nice karanlık yerler görmüşlerdir. İstersen sınıfla ilgili onu önce bir izleyelim. Asım Bezici'nin bir 80. Rıfat Ilgaz yaş günü kutlamasında bir konuşması var. Onu çok güzel gösterelim. Yani. Evet. Asım Bezici, onu da 21 yıl önce kaybetmiştik. İkisini birlikte analım onu. Bir gösterelim arkadaşlar. Kitabın mahkum olmasının gerekçelerinden birini söyleyeceğim size. Sakın gülmeyin. Kitabın kapağı kırmızı olduğu için. bizim kanımız da kırmızı, bayrağımız da kırmızı. Ama kitabı mahkum eden mahkeme bunu bir gerekçe olarak sürüyor. Mahkumiyetine bir sebep de Rıfat Ilgaz'ın Hasan İzzettin Dinamo'nun arkadaşı olması. Hasan İzzettin Dinamo, dikkat edin, Kurtuluş Savaşı'nın hikayesini yazmıştır. Kutsal İslamiye Yedikir. Kurtuluş Savaşı'nı bu kadar güzel anlatan az kitap bulunur. Hasan İzzettin Dinamo aynı zamanda Kutsal Barış diye Cumhuriyet'in kuruluş günlerini de anlatmıştır. İşte Rıfat Ilgaz halktan yana, sömürüye karşı, bağımsızlıktan yana bir yazar ve arkadaş olduğu için mahkum ediliyor. Bunları okuyacağım isterseniz mahkeme kararında. Demokrasi için, özgür günler için hayatını çilelerle doldurmuş büyük yazarlara hep saygılı olan politikacılar gelir geçer ama değerli yazarlar kolay kolay yetişmez. Onları her zaman başımızın üzerinde taşımalıyız. Öpere, saygıyla anmalıyız. İşte Rıfat Ilgaz yanımızda bir anıt gibi duruyor. Üzerine vura vura yazarına, düşünürüne saygı duymayan toplumlar geri kalır. Biz onun için geri kalmış bir ülkeyiz. Eğer ülkemizin gelişmesi, çağlar uygarlık düzeyine ulaşması, batılılardan bol para dilenmemesi isteniyorsa sonuna kadar özgürlükleri halkımıza, sanatçımıza, insanımıza göstererek hepimiz başlıyoruz. Şimdi Asım Bezirci Sivas'ta katledilmeden birkaç yıl önce Rıfat Ilgaz'la ilgili bir kitap hazırladı. Şu kitabı hazırladı. Bunu da siz yayımlamıştınız. Evet. Burada Rıfat Ilgaz'ın sanatını enine boyuna inceliyor. Yani onun şairliği, onun romancılığı, onun hikayeciliği, onun mizah yönü enine boyuna inceleniyor. İşte Asım Bezirci gibi yazarlarımızı katlederek bizi onlardan yoksun bıraktılar. Böyle değerlerimizin anlaşılması, eleştirilmesi, tartışılması için onun yerini dolduracak yazarlarımız yetişmiyor. Öyle bir kültür haline geldik. Şimdi burada Rıfat Ilgaz
Yarenlik ilk kitabına 1943'te çıkmıştı yanılmıyorsam. Evet. Daha önce yazdığı şiirleri almamış. Yani o Hak Sözde, Açık Sözde bir önemli bir şiir birikim var. Onları almamış. Niye almadığını şöyle açıklıyor. Onu okuyalım isterseniz. Diyor ki, belki 3 kitaplık şiirim vardı. Bunlardan en önemlileri Çığır, Oluş ve Varlık dergisinde çıkmıştı. Bunları ne zaman derlemeye kalksam, onlarda bir yapmacık tarafın, bizden olmayan ve bizi ifade etmeyen tarafın mevcut olduğunu hissediyorum. Bu şiirler daha ziyade aylak sınıfın, geçim derdinden azade insanların hoşuna gidiyordu. Bizden olmayanların zevkine, gayri şuuri olarak yaptığım hizmetlerin reaksiyonunu geç de olsa anlayabildim. Bazı burjuva münekkitlerinin, antoloji derleyicilerinin hoşuna giden bu şiirler, benim gözü bağlı yaşadığım yılların en canlı ifadesidir. Yani kendi eserlerini bilinçsiz olduğu dönemde yazdığı için ve onları egemen sınıf beğense bile, bakın onların yerine koyuyor. Yani almıyor şeyine, şiirlerine. Artık kimin için ve niçin şiir yazdığımın farkındayım diyor. Ve Asım Bezirci'ye bunu bu kitabında anlatıyor. Bu kitap gerçekten Rıfat Ilgaz'ı anlamak için bir başucu kitabı. Öyle diyebiliriz değil mi? Evet tabii. Evet. Atilla İlhan da bir yazısında der ki, Fedailer mangasının başta gelen şairi Rıfat Ilgaz'dır der. Çünkü 40 kuşağında bir manga kadar sayıda şair vardır. Bunlar A. Kadir, Rıfat Ilgaz, Suat Sayın, ondan sonra Niyazi Akıncıoğlu, Cahit Irkat, Arif Damar, Suat Taşer. Bunlar yani neredeyse bir elin parmağı kadar sayıdadırlar. Ve bunların eski tabirle yeşermemesi için elinden geleni siyasi iktidarlar yapmıştır. A. Kadir'in çok az bilinen bir tarafı, mahkeme kararı olmasa bile adamcağızı Sansaryanan'da tutmuşlar aylarca, günlerce daha doğrusu. Sonra emirle, karakol emriyle Anadolu'da, aklımda kaldığına göre Kırşehir, oraya bir küçük kasabaya göndermişler ve orada bulaşıkçılık yaptırmışlar bir aş evinde. Geçimini ancak böyle sağlamış. 3,5 sene kaldı oralarda. Bu adam hiçbir şekilde rahat bırakılmadı. Yani A. Kadir, büyük şair. Her gün sabahleyin saat 7'de karakola gidip akşam bilmem kaçta tekrar ben buradayım diye yıllarca, aylarca rapor vermiştir. A. Kadir ne yapmıştır acaba? Ezra Erat'la birlikte çeviriler yapmıştır yıllar sonra. İlyada ve Odise'yi Türkiye'ye evet kazandırdı. Bu adamların yaşamında ne ayakkabı kutuları var. Ve halen en iyi çeviri değil mi? Evet. Tabii. Şimdi tam da oraya gelecektim ben. Şimdi Rıfat Ilgaz o mücadeleyi, o 40 kuşağının bu yaşadığı baskıları, karşılaştığı zulmü Karartma Gecelerinde roman olarak daha sonra 70'li yıllarda yazdı. Çok ustalıkla anlattı. Onu da sonra Yusuf Kurçen'le, onu da analım, kaybettik. Çok başarılı bir film yaptı. Tarık evet. Akan'ın oynadığı bir film yaptı. Şimdi o 40 kuşağından hemen, 40 karanlığından çıkarken, İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen çıkarken aydınlarımızın mucizevi bir başarısı var. Marco Paşa. Evet. Yani 3 tane evet. aydınımızın adı Marco Paşa ile özdeşleşmiş. Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin, Sabahattin Ali. Devrim, sen bir mizahçı olarak, aynı zamanda bir karikatür sanatçısı olarak Marco Paşa'yı nasıl değerlendiriyorsun? Rıfat Ilgaz'ın, çünkü bunu hükümet sürekli kapatıyor. Başka bir adla Malum Paşa değil mi? Yeniden Merhum Paşa, 7-8 Paşa. Tabii buna şöyle bakabiliriz aslında. Mizah da kendi içinde, onun da bir tarihi ve evrim süreci var. İlkel dediğimiz mizah, özellikle eski dönem mizahı, filozofların bile mizahı hatta aşağılık, rezil bir iş olduklarını görürüz. Bunun sebebi şu, eski vodvillerde veya kral soytarılarında şunu görüyoruz. Daha çok mizahı, komediyi bir takım miniklerle, aslında çalışanı, emekçiyi veyahut da özürü olan insanları taklit ederek, krallara soytarılıklar yaparak, basit kelime oyunlarıyla, içinde hiç akıl ve felsefe olmayan
bir şekliyle bir belden aşağı. Evet, belden aşağı ve bir gülmece tarzı var ve bu çok da taban bulabilen bir şey. Ama mizahın özünde var olan o muhalefet aslında köklerinde çok da hasat ayinlerine kadar üretimin içinden gelen halktan yana bir mizahın oluşması belli bir süreç alıyor. Antik Yunan'dan bu yana doğru geldiğimizde mizahta da aslında felsefeyle beraber, akılla, edebiyatla beraber... Ezop'tan başlatabiliriz tabii, değil mi? Evet. İnanılmaz bir evrim geçiriyor ve aslında mizahın içine gerçekten siyaset, felsefe... Nasrettin Hoca'yı düşünebiliriz. Tabii, bizim İncil'i çavuşları evet. Düşünebiliriz. Ve şimdi Rıfat Ilgaz ve mizahına baktığımız zaman, Marco Paşa'ya baktığımız zaman burada aslında şunu görüyoruz. Onlara uygulanan baskıların sebebi sadece bir siyasal düşünce olarak yönetime ters düşmelerinden kaynaklanmıyor. Ya da düşüncelerinin yönetime uymasından uymamasından kaynaklanmıyor. Öyle bir sürü insan var farklı düşünen ama onların bir farkı var. Gerçekten akılla, zekayla, mizahla, sanatla ciddi bir mizah ve muhalefet yapışları ve bunun da toplum üzerinde, insanlar üzerinde inanılmaz etkileri olması. Yani her solcu baskı görmüyor. Ama burada sorun aydın olmak. Çünkü sanatın gücü, mizahın gücü oradan geliyor. Onlar çünkü şunu yapmıyorlar, ucuz komikliklere kaçmıyorlar. İnsanları aşağılayan, cinsiyetleri küçümseyen mizahlar yapmıyorlar. Çok daha zekice, çok daha içinde akıl olan, entelektüel düzeyi de yüksek, aynı zamanda halkını, toplumu, içinden geldiği emekçi sınıfı, aynı zamanda her kesimi iyi bilen ve zekayla, felsefeyle var olan, yaşanan şeyi bağlayabilen, gerçekten de olması gereken de mizahta olan bu ve o muhalefet hırsızın, uğursuzun, işte ayakkabı kutularının gerçekten böyle mizahçılar devam edebilse çünkü o baskı da o yüzden Rıfat Ilgaz gibi ustalara uygulandı. Onlar olsaydı bu hırsızlıklar olamazdı. Şöyle çünkü, bir altyazısım vardı. Hapiste yazarları hapiste olmadığı zaman çıkar. Evet. Marco Paşa'nın altında böyle bir şey yazıyordu. Tabii. Hatta Descartes'in de böyle bir sözü var. Şey diyor, beni diyor dünyanın değişik ülkelerindeki akil adamlar, akil adam lafı neyse daha ilgilendirmiyor diyor. Beni bu toplum içinde, benim yaşadığım alan içindeki akil adamları ilgilendiriyor. Çünkü onlar bir yerlerden çalmıyorlar. İşte başka ülkelerin mizahlarına özenip talk show'lar falan yapmıyorlar. Hayır, aksine mizahı, edebiyatı, geleneği kendi yaşam kültürü ve toplumu içinden alıyor ve o yüzden de çok etkili ve Marco Paşa mizah dergisi kesinlikle incelenmeli. Niçin ilk kitap olarak çizgi romanda aslında Rıfat Ilgaz'ı seçmiş olduğum da aslında buradan anlaşılabilir. Çünkü onlar okunmalılar. Yeni nesil daha fazla okumalı. Çünkü orada sadece bir kitap okuma ya da kitap okurken bir zevk alma, mizahtan bir zevk alma kavramı yok sadece. Elbette ki inanılmaz komik ve zevkli olmasının yanında orada gerçekten ahlakı, orada birey olmayı, orada insan olmayı, orada gerçekten toplumun üreten bir bireyi olmayı, daha duyguları örgütlü, daha nitelikli bireylerin yetişmesi aslında bu tür aydınlara, onurlu, namuslu aydınlarla ilgili bir şey. Ahmet Arif'in de bir fotoğraf altı yazısı vardır. Rıfat Ilgaz, Türk Edebiyatı'nın namusudur der. Şimdi bu neden Marco Paşa mucizeydi onu da belirtelim. O zaman günlük gazeteler 20-30 bin satarken bu haftalık evet. Marco Paşa 50-60 bin satışa ulaşıyor. Hatta ben evet. Sonradan İzmir Kocaeli'ne gittiğimizde o
Çemberli Taş'taki Osman Bey matbaasındaki matbaa müdürü olan kişiyle tanıştık. Babam kitap imzalıyordu. Ben dedi onların dedi 60 bin sandık gazeteleri dedi 57-82'dir ya kağıt boyutu. Marco Paşa bunun yarısıdır. Ben çift basardım onu dedi. Onlar 60 bin sattıklarını zannederlerdi. Gerisini de ben basar piyasaya verirdim dedi. 100 ya, binleri bulduğunu söylerdi. Şimdi bu yıllar geçtiği için Orhan Erkipli ve bunun babamın dergiyi çıkardığı zaman da azıcık adı geçer Aziz abiyle birlikte. Sonra bu Orhan Erkipli bir de ayrıca şey yapıyor, imtiyaz hakkını çalıyor. Tam aksine bir Marco Paşa çıkarıyor. Namussuz, namussuz şerefsizler, komünistler diye. Aynı Marco Paşa, aynı puntolarla, aynı görüntüde. O namussuzluk dürümcü tırına kadar uzandı değil mi? Bir de o evet. Da çok komik bir şey. Yani bir de baktı ki dürümcü tırında imtiyaz hakkını o almış. Yani. Evet. Evet ama Marco Paşa da o 50'lerdeki mizah dergilerimize dolmuş tef. Karikatür gibi bir ilham şey, kaynağı oldu. İlham kaynağı oldu. Çünkü daha önce bizde Akbaba var, başka dergiler var ama bunlar biraz daha böyle hafif bir şey yapıyorlar, muhalefet yapıyorlar. Yani iktidarla çok içli dışlı yanları var. Devrimin dediği gibi az önce yani biraz soytarı vari bir mizah yapıyorlar ama Marco Paşa bunu çok sivrileştirdi. Hatta o dergiler, o gazeteler şey yapıyorlar. Eskiden Anadolu Kulübü var. Türk siyasetinin belki de şey olduğu, attığı nabzının kim iktidara gelecek ve ne olacak. Ve pek çok aslında gazeteci ve bazı yazarlar aslında biraz da ahlaksızlığın başladığı noktalar da olabilir. Kim iktidara gelecekse önceden oradaki kokteyllerde haber alıp mizahını ve işte eleştiri köşe yazılarını ona göre. Örneğin Anadolu Kulübü'ndeki o toplantılar, adada yapılan toplantılarda bakıyorlar. Menderes mi iktidara daha yakın? Birden İnönü aleyhinde karikatürler ve şeyler... köşe yazıları, makaleler, haberler çıkmaya başlıyor. Ona göre yardım alınıyor. Daha sonra başka bir seçim döneminde bir bakıyorlar. Eğer İnönü mü daha atak, birden Menderes yerle yeksan. İnönü göklerde. Oysa Marco Paşa ve diğer dergiler öyle davranmıyor. Kesinlikle. Halktan yana ve kesinlikle kendi gücüne dayanan ve daha onurlu, daha namuslu bir mizah anlayışları ve Sabahattin Ali hatta Ankara'da bu İnönü'den kopan Celal Bayarlar, Menderesler Sabahattin Ali'ye o meşhur Ankara'da Karpiç restoranda rastlamışlar. Ya çocuklar bayağı iyi işler yapıyorsunuz, devireceğiz CHP'yi falan gibi. Yani evet. Çünkü onlar kopuyor ya. Hatta babama söylemişti, babam onların ne olacağı belli olmaz deyip onlar yollarına devam etmişler. Ben o zaman küçük ilkokulda okuyordum da 14 Mayıs'ta Demokrat Parti iktidara geldiği zaman Menderes radyodan, yemekhanede açıktı radyodan, şöyle diyordu. Kökü dışarıdan beslenen iki mizah dergisini de kapatacağız. Hükümet programında söylüyor ki çok önemli. Bunlardan biri babamın çıkardığı Hür Marco Paşa'ydı. O sırada Medet'i de Aziz Nesin çıkarıyordu. O yıllarda liberal solcu arkadaşları babama, ya o adam demokrasiyi getiriyor, sen hala aleyhinde yazılar yazıyorsun dediği günlerde babam bakmış ki sağlığı da el vermiyor artık, kanama geçiriyor, hastaneye yatması gerekiyor, tüberküloz. Giden paşamdı ama gelen ağam değildir deyip Celal Bayar'a bir gönderme yapıyor. Yani iktidardan düşen paşaydı ama yani İnönü.
ama sen de benim ağam değilsin diye gazeteyi kapatıyor. O yüzden de 7 ay soruşturma geçiyor. 7 ay hapsine karar verildi ama sağlığı nedeniyle erteleme aldı ve sonra da af çıktı. Yani Marco Paşa gerçekten demin de dediğin gibi kasıtlı pazartesi günü çıkıyor diye ilan verirler, duyururlar. Aslında cumartesi günü piyasaya verirler. Cumartesi ve pazar günü gazete dağılır. Pazartesi 9'da adliyeye şikayette bulunulur. Dergiyi toplamak istedikleri zaman dergi kalmamıştır piyasada. Hatta bir oyun daha yapıyorlar. Saf saf diyorlar ki ya biz bugüne kadar ne yazsak siyasi içeri attınız bizi. Birimiz girdik, birimiz çıktık. Birimiz girdik, birimiz çıktık. Biz aramızda karar verdik. Vallahi de billahi de hükümetle ilgili hiçbir şey yazmayacağız. Siyasi de yapmayacağız. Sebzeye, meyveye ait espriler yaparak geçiştireceğiz. Bu sayıyı Muşmula'dan, Muşmula gibi dergilerde isimler kullanıyorlar. Bu sayıyı fevkalade hıyar sayısına ayırıyoruz deyip manşet atıyorlar ve gazeteye çıkarıyorlar. Fevkalade hıyar sayısı toplasa toplasa Tarım Bakanı toplar. Onun dışında kimse toplamaz diye Ankara'da Bakanlar Kurulu bir toplanıyor. Bakanlar Kurulu'nun hepsi birer imza atarak dergiyi bütün bakanlar siyasidir diye toplatıyor. Çünkü bir yazı var orada. Ankara'nın hıyarları mı, Çengelköy'ün hıyarları mı daha iyidir diye. Evet. Ve dergi toplatılıyor. Şimdi büyük bir mücadele ve bunun da karşısında büyük baskılar. İşte Sabahattin Ali'yi de katlettiler. Yani 6 evet. ay sonra şeyi bulundu. Şimdi Rıfat Ilgaz'ın bir kitabı var. Onu da biraz konuşalım. Süremiz azaldı. 40 yıl önce, 40 yıl sonra. 12 Eylül 1980'den sonra yine Rıfat Ilgaz sahnedeydi. Gözaltına alındı. Evet. Cide'de evinden. Evet, evet. Gözleri bağlı bir yerlere götürüldü. Biraz onu anlatır mısınız? Siz İstanbul'daydınız o sırada. Şimdi ben İstanbul'da çocukluğumda da 40 yıl önce, yani 1944, evet. 1981. Babam oturmuş hesap etmiş, neredeyse 40 yıl. 40 yıl önce de beni içeri aldılar. Ki o meşhur zincire bağlayıp İstanbul sokaklarında sağlı sollu bileklerinden bir liseli öğrenciyle vurulu bileklerim 40 mahkumun çektiği zincire tek suçunuz hür insanlar gibi konuşmak, kitaplar suç ortağınız diye kabı kırmızı olan demin Asım abinin de söylediği bu kitabın renginden dolayı bir de uğramaz olduğunuz semtine okulun palto ayakkabı yüzünden dediği o yoksul Aksaray'ın Karagümrük'ün çocuklarından ki öğrencileriydi. Onlardan söz ettiği için. Sonradan tabii Marco Paşalar oldu. Dolmuş'ta yazılar yazdı. Babam ayrıca o aşamalar içinde de hep hoca diye adı anılırdı ama şimdi devrime soracağım. Bir karikatürist vardı. Tüberkülozlu o da. Babamın evet, hastane evet, arkadaşı. Evet. Zonguldaklı maden evet, işçisi. Evet. Maden Burhan Hoca, Solukçu. Burhan Solukçu. Burhan Solukçu. Burhan Solukçu. Evet. Babam hastanede onu keşfediyor. Evet. Burhan abi 52 kilo filandı. O kadar zayıftı. Ölümüne yakın 53 yılında tanıdım ben onu. Onu elinden alıyor, getiriyor, dergilere sokuyor, mizah dergilerini ve büyük karikatürist evet, oluyor. Hatta bu konuda Zonguldaklı evet, karikatürist dostumuz Kürşat Coşkun'un da bir kitabı vardı. Bir kitabı var. O kitapta da babamla ikisinin hastane hapishane arası evet, birbirlerine yazdığı şeyler, mektupları vardır. Burhan abi şunu anlatırdı. Ben maden ocağında elektrik teknisyeni diye çalışırken gemiler üzerimize demir atardı. Zonguldak'ta. Yani denizin altında maden ocağında çalışırdılar. Ve orada tozdan ciğerleri hastalandığı için tüberküloz verem olmuştu. 40 yıl sonra gene babam tutuklandı. Nerede? Doğduğu memleketi Cide'de. Şimdi bugün oralarda festivaller yapılıyor. 19 senedir festival yaptık biz. Türkiye'nin ne kadar ünlü sanatçısı, yazarı, müzisyeni, bilim adamı varsa o küçük Cide kasabasında Türkiye'ye bir bakıma kültürel açıdan meydan okudular. Ve Cide'nin
tanıtılmasında, turizm açısında da önemli bir katkıda bulundular diyebiliriz. Şimdi şuraya geliyor iş. Bir yazar yıllarca yazıyor ve doğduğu memlekete geliyor. Yıldız Kale romanını evinde yazarken oranın bazı siyasileri tarafından da maalesef zor durumlara sokulmak isteniyor. Ve bir gün bir bakıyor ki 38 tane mavi bereli romanı yazdığı sırada evini sarıyor. Yıldız Karayel'i yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam, evet, değil mi? Evet. Yıldız Karayel'i yarım kalmıştır o. Sonlarına doğru yaklaşmış. 30 sayfam kalmıştı diyor. Çıktığı zaman evin içinde bir harita yaptıydı. Ahmet şunu yaptı, Mehmet bunu yazdı. Romanı toparlayabilmek için koca çarşaf gibi bir kağıt buldum ona. Notlar alıyordu. Üzerinde harita yaptı yani sanki. Şimdi şuraya geliyor iş. Dönüp dolaşıyoruz. Ölümünden sonra bir şiir buluyorum ben. Asım abinin ölümü zaten onu çok rahatsız etti. Ben onu sakladım. Ailece sakladık. Cuma günü duyduk. İkisinde yandığını. Pazar akşamına kadar sakladık. Fakat pazartesi günü biz evde yokken evde bakan Hatice teyze telefon geliyor. Çok sevdiği bir dostu başın sağ olsun dediği zaman Asım abinin öldüğünü öğreniyor. Ve o sabah Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı yazıyor. Ertesi sabah yaşamla ölümün bir anlamı kalmadı. Her şey yalama oldu. Biz de gidip ölsek mi gitsek mi der gibi bir umutsuzluk beliriyor ve ayın 7'sinde babamı aniden kalp yetmezliğinden kaybettik. Asım abiyi çok severdi. Onun yoldaşıydı, dostuydu. Günlerce Asım abi bizim evde oturup bu kitabı yazdılar. Yediler, içtiler birlikte. Uzun bir çabayla bu kitap yazılmıştır. Ve Asım abinin direkt Balıkesir'e gidecekti Gönen'e. Sonradan öğrendi ki oraya gitmiş. Ve orada yandığını duyduğu zaman firavunlar tabletleri kırdılar. Hitler orduları Almanya'da bütün kütüphaneleri yaktılar. Ama insanlık tarihinde aydınları, gençleri, düşünürleri bir binaya koyup üzerine benzin döküldüğü bir tarihi olay yaşadık deyip fena şekilde bir duygulanmıştı. Asım abinin ölümüne, Nesim'i de onun arkadaşlarında. Bir de acı tarafı şuydu, babam ödül almak için 24 Haziran'da Ankara'ya gitmiştik. Onur ödülü verdiler. Ve Altın Park'ta yapılan bu törende bütün Sivas'a gidecek gençlerin hepsi oradaydı. Ve babam onlarla oturup birlikte o akşam yemek yiyecekti. Fakat tören şehirde devam edeceği için Jülide Gülizar'ın eşi dedi ki sen söyle de babanı alalım o çocuklardan ayrılsın. Ödül töreni var. Ya bırakın bu çocuklarla ben eğleniyorum. Aydın gelsin alsın benim plaketi veya madalyayı dedi. Bir bakıma hani istemeden gittiydi biliyorum. O çocukların coşkusunu, gençleri görünce ölümünden sonra bir şiir var. O beni çok duygulandırdı. Altına imza attığı için yayınla demişti. Buldum bunu ben. Bir şairin, bir yazarın bunca kitabı yazdıktan sonra bıraktığı bana üç dize bir şiirdir o. 19 Aralık 1991 yılında yazmış. 93'te öldü. Demek ki o arada hiç şiir yazmamıştı. Son şiirim demişti. Gerçekten son şiir oldu. İmbik'ten süzercesine bütün kelimeleri, satırları, kitapları sanki İmbik'ten geçirdi. Bu üç dizeyi yazdı. Elim birine değsin. Isıtayım üşüdüyse. Boşa gitmesin son sıcaklığı. Şunu gördüm ben, o son sıcaklığı her zaman üstümüzde. Evet, evet, evet. Çok... O sıcaklık gençlerin üstünde.
bir insan sadece öğretmenlik yapıp da bunca sanatçıyı, yazarı, karikatüristi, yazarı toplayıp dergilerde çalıştırmış. Babali'nin yani Cağaloğlu'nun Rıfat Hocası çok öğrenci yetiştirdiği gibi bir Hababam sınıfı yazmış. Bazen işte filmler öne geçer, yazılar geriye kalır. Kimisi der ki biz bunu yeniden yazdık ama Rıfat Ilgaz bir tarih yazmıştır. Hayatta iki iş yaz. Şöyledir bir şiirinde. Hayatta iki iş yaptım köklüce. Biri çocukları okutmaktı. Diğeri ise yazdığımı çocuklara okutmak. Şimdi üstadım, süremizin dolduğunu işaret ediyor arkadaşlarım. Tabii şeye gelemedik. Yıldız Karayel'in sonunu nasıl bağladı? Çünkü o gözaltılardan sonra romanı şey bitirecekti. Yani karamsar, daha doğrusu umutsuz bitirecekti ama orada yaşadıkları insanın o baskı koşullarında bile birbirine işte o son sıcaklığını paylaşma şeyi, insanlığı romanı iyimser bitirmesine yol açtı. Yıldız Karayel çok iyimser biter. Orada silahı patlatmamıştır. Evet, süremiz doldu. Ama şunu da söyleyelim, o noktaya geldik. Rıfat Ilgaz çocuklar için de onlarca kitap yazdı. Yani Bacaksız Kumdan Betona, Bacaksız Kamyon Sürücüsü burada var. Değerli izleyiciler, devamı kitaplarda, öyle diyelim. Bugün Edebiyat Cephesi'nde birçok ustamız Rıfat Ilgaz'la birlikte Türkiye'nin kültürünü yaratan, bize umut anıtı bırakan yaratıcılarımızı da konuştuk. Devamı kitaplarda diyerek hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederim programa katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Becerdik mi? Yoklama defterinden öğrenmedim sizi. Benim haylaz çocuklarım. Sınıfın en devamsızını bir sinema dönüşü tanıdım. Koltuğunda satılmamış gazeteler. Dumanlı bir salonda kendime göre karşılarken akşamı nane şekeri uzattı en tembeliniz. Götürmek istedi küfesinde elimdeki ıspanak demetini en dalgını sınıfın. İsterken adam olmanızı çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun palto ayakkabı yüzünden. Kiminiz limon satar balık pazarında, kiminiz tahta kalede çaycılık eder. Biz inceleye duralım aç tavuk hesabı, tereyağındaki vitamini ve kalorisini taze yumurtanın. Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta, çevresini ölçtük dünyanın, hesapladık yıldızların uzaklığını, Orta Asya'dan konuştuk laf kıtlığında. Neler düşünmedik birlikte, burnumuzun dibindekini görmeden, bulutlara mı karışmadık?